Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Herkesin eve kapandığı günlerde birisi Amsterdam'da, birisi İstanbul'da gezmeye devam eden insanların programı. Herkes evlere kapandığı için her yer boş, her yer rahat. Hiç kimse hiçbir yerde değil. Herkes evlerinde. Bugün mesela Elveda Şişko olarak spor salonuna gittim. 400 kapasiteli spor salonunda sadece ben ve hocam vardık. Öte yandan Amsterdam'da Sigara şeylerinde stoklarında çok ciddi sıkıntılar <laughs> yaşanıyor. Halk makarna ve civara koşmuş. <laughs> 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 ya tay bakış en sıkıntılı günlerde herkesin dertlere gark olduğu günlerde evlerden ateş. Hey sen şu elimdeki listeye bakar mısın? Bu elimdeki listeye göre makarna dışında nohut, mercimek, bulgur, pirinç falan alarak da insanlar hayatta kalabiliyormuş. <laughs> Lanet olsun dostum bu bir yalan olması lazım. Şimdi stüdyoya bağlanıyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir şöyle düşünün. Kevin Spacey ile de aynı evde kalabilirdiniz. Çok daha tehlikeli olurdu. <laughs> Hanım, yatay bakış başlıyor. Zaman bir çay, bir çorba, bir şey koy da yolumuza bakalım. Evet, sevgili arkadaşlar yine bir yatay bakış günündeyiz. Yine hayata ve her şeye dair yatay bakıyoruz. Olaylar gelişecek <laughs> demektir. Abi, Hancan Bey nasılsınız? İyiyim ya. Gerçi çok da edelim. Sıkıldım artık şeyden. Ama abi kafi shoplarda sıra olmuş Amsterdam'da millet cuvarımız bitiyor diye. ha. Oğlum çok komikti ya. Burada var ya bir aydır hiç hareket yok yani. Kimse gergin değil. Dün beş buçukta abi kafi shoplar kapanıyor diye başbakan açıklama yaptı. <laughs> Ve çılgınca aa falan diye sıralara falan girdiler. Ben de dışarı çıktım. Bize yakın bir tane var önünden geçiyorum yani Simba'yı çıkarmıştım. Kapı, kapıyla aynı boyda güvenlik dikmişler böyle duruyordu. <laughs> İçeriye saldırmasınlar diye. Valla abi burada da spor salonlarının kapatılacağı açıklandı bugün. Hemen bir ha. koşu gittim 120 kilo çarpı 3 deadlift yaptım geldim. <laughs> Dedim abi, bir hafta yetecek kadar. Evet abi lazım en az 3 haftalık deadliftini yapıp çıksaydım ki kasların yerinde kalsaydı yani. Burada da kapattılar Pardon. bu arada. Dur senin ses kısıkmış senin sesi bir açmak için şimdi hızlıca ekibimiz çalışmalara başladı. Ben bir yandan küçük bir şarkı söyle. Abi burada da her yer kapandı. Tamam. Dinler, şey restoranlar, kafeler lay lay lay. Tamam. Çözdük her abi. Yaptık yaptık. tamam. Ses ayarlamasını yaptık sevgili dostlar. Burada da churchler, moskuları kapattılar. Galiba Türkiye'de de kapatmışlar. Türkiye'de cuma namazı düşmüş abi. Hoca gelmeyince. <laughs> Hoca, Hoca 30 dakika <laughs> gecikmiş. Namaz düşmüş. <laughs> ya vallahi yok ben bizim ülkenin aldığı önlemlerden çok memnunum ya. Her türlü konuda böyle hemen şikayet ederiz ülkeden ama. Korona falan denince Madagaskar'ın devlet bakanı gibi tak diye tuşa basıp her yeri kapattık <laughs> Kapat, Madagaskar kapat. geyini biliyor musun sen? Yok ne o? Abi bu Plague Inc. ismindeki oyun zamanında bir Flash oyunken ismi Pandemik'ti. Ha, ee, evet. Pandemik ilk Flash versiyonunda eğer bombayı atmaya Madagaskar'dan başlamazsam Madagaskar'a Afrika'dan tek bir geçiş noktası vardı ve o havaalanıydı tamam mı? Ya da bir, anıydı, bir tane geçiş noktası vardı. Ve çok zor gidiyorsun oraya çünkü işte hem sıcağa dayanıklı olacaksın hem suya dayanıklı olacaksın hem neme dayanıklı olacaksın Madagaskar'a yeterince şey gitmez sadece gemiden gider filan. Böyle Madagaskar gitti. bir noktada kullanıp kapatın kapıları dediği noktada Madagaskar'dan batardın oyunda böyle tamam Madagaskar'a bulaşamazdın bir <laughs> O yüzden Elif meme olmuştu böyle Madagaskar'ın devlet bakanı şey diye böyle hani abi sokakta biri öksürdü. Shutdown fucking everything falan da böyle. Bir, vardı. <laughs> bir anda bizim ülkede böyle Madagaskar gibi her şeyi kapattılar yani. E ne biz bileyim? de köprü gibiyiz işte. Kültür mozaiğiydik. Şimdi virüs mozaiği olduk işte. İzledin evet. abi Westworld'un yeni bölümünü? Yok, yarın konuşacağız diye ya, yarın izleyeceğim. Aynen ben de şimdi yatay bakışımızdan sonra izleyeceğim ama bugün çok gündemimiz yok çünkü gündemde arkadaşlar e, Disney'in bilmem nesi korona yüzünden iptal oldu, bilmem nenin bir şeyi evet, korona ya. yüzünden iptal oldu. korona, korona, korona ekstra şeklinde bir şey var, gündem var <laughs> o yüzden gündemi sallayıp bugün doğrudan Ghost in the Shell ve Akira konuşmaya geçeceğiz. Evet konu çok ee, ya buradan insanın doğasına falan <laughs> sibernetik evet, yani organizmalar. Bu iki filmede çok uzun konuşabiliriz gibi hissediyorum ben de. Yine sanki bir buçuk saatlik program sadece Ghost in the Shell ve Akira'dan çıkar gibi hissediyorum. Ghost in the Shell ve Akira'yı izlemeyip de bu böyle noktaya kadar gelmiş olanlar canlı yayında de izlemeye devam edin. Çünkü izleyici sayımız düşmesin. Sessiz alın isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Artık bu işler böyle. Spoiler'ın spoiler'ı dinlemem. Ya evet, bu da Reis. bak Neon Genesis gibi spoiler olacak hiçbir şey yok bu iki filmde de bu arada ya. İzliyorsun ve evet, evet, yani bitiyor yani. <laughs> spoilerla çözülecek bir şey değil açıkçası Akira'da Ghost in the Shell'de onu söyleyelim. Yani sorun da böyle adam oluyor adam ölüyor abi falan yani öyle bir eser değil ikisi de arkadaşlar. Batlıyor. O yüzden merak eserleri merak edenler de muhabbet sırasında kalabilir. Onu da söyleyelim. Abi Neyden başlayalım bugün? Ghost in the Shell'den başlayalım istersen. Başlayalım. Öncelikle ha, evet. Ghost in the Shell'in doğru versiyonunu kimler izledi izlemedi bir testi yapıyoruz hemen seyircilerimizle. Canlı YouTube'da sonra izleyecek olanlar Arkadaşlar Ghost in the Shell'in ilim versiyonunu izlediyseniz yani Scarlett Johansson oradan oraya dar taytlarla atlıyorsa yanlış versiyonu izlediniz. <laughs> ee, o versiyonu beğendiyseniz o versiyonu bayağı tırt. Orijinalini çok daha seversiniz demektir. Yayını terk edin. Ha. Yok eğer o versiyonu beğenmediyseniz çok normal o versiyonu ben de beğenmiyorum. Onun dışında Ghost in the Shell'in İkinci filmi, üçüncü filmi standalon alone dizileri, standalon kompleks gibi yapımları ve farklı bir takım versiyonları var. Hiçbiri değil arkadaş. Kaç, evet. 95 yapımı mıydı bizim ikisi? 95 abi, 95. Evet. 1995 Ghost in the Shell. Kokkayı falan gibi ismi olan bir tane bir şey izlemiş olmanız lazım. O da böyle aşırı yavaş açılan aaaay hey! falan diye müziklerin olduğu bir versiyon. Onu izlediyseniz doğru şey izlediniz. Onu söyleyelim size. Kokaku <laughs> Kidotai. Heh, aynen. Yani bir şekilde bir yerlerde Kokun Oku kokayı falan yazmıyorsa yanlış şeyi izlediniz onu söyleyelim. Bu parazit de milletin başına geldi. Abi Parazit'i izliyoruz ama bu kötü lan falan diye herkes yanlış parazit izlemiş. Abi yani. parazit diye ben parazit diye bir animeye girdim. Parazit maksimum girmişken de 5-6 bölüm izledim. Fena değil <laughs> <yani. gülüyor> O da iyiymiş. Herkes girmiş yani. Abi bu, bu <laughs> film... de girmeden önce şeyi söylemek lazım aslında ya. Bu filmleri eee kendileri dışında çok önem var oğlum. biri animeyi dünyaya açan iş Akira. Hı. Ghost in the Shell de. Cyberpunk. Aynen, Cyberpunk'ı dünyaya açan iş. 95'ten sonra bütün filmler zaten izleyince anlıyorsun. Ey, herkes Ghost in the Shell'den etkilenmiş. Kardeşim bu ne falan diyorsun yani. E, vallahi yani şöyle biz zamanda geek yaparda şey yapıyorduk ya, sinema günlükleri yapıyorduk Hı. ya. Orada Matrix'i konuşalım dedik bir gün. Matrix'i konuşmadan önce işte biz iki tane daha filmi ben ekstradan konuşmak istedim. Bir tanesi Dark City. Bir tanesi de hmm, Ghost Dark. in the Shell'di. Ghost in the Shell çünkü yani yeri geldiğinde kare kare. Yeri geldiğinde aksiyon içerisinde felsefi sorgulama yapılır mı lan tarzındaki yaklaşımıyla. E, yeri geldiğinde Motoko ablamızın ben ve benim gibi pek çok gence verdiği nice ilhamlarla falan. Bambaşka <laughs> bir eser. E, çok yani şöyle söyleyeyim Ghost in the Shell herhalde benim böyle ne bileyim burada inceledikken hani Neon Genesis Evangelion için ne hissettiysem yine öyle bir yerde benim için çok böyle sevdiğim, ayırdığım ilginç bir iştir. Öte yandan Akira'yı ilk kez izledim ben bu vesileyle. O da niye Akira'yı yıllardır duyarız, öv, öv, övgüsünü izlerim, incelemesini izlemişimdir. Kendi eserden hep bir uzak durmuştum çünkü e, yani bir taneden mükemmel eserle uğraşıp Yine çok çökür istemiyordum. Öyleymiş gerçekten de. Akira evet. yani evet. sabrettiğim kadar iyi çıktı. Bazen ben bazen senin böyle çok iyi olduğunu duyup bir türlü izlemezsin ya öyle bir şeydi evet. Akira benim için. O ben Akira izledim 20 sene mi ne olmuş ya? 2000 2001 falan. Arkadaşın evinde izlediğimizi hatırlıyorum. O kadar unutmuşum ki hiçbir şey hatırlamıyormuşum zaten lise'de olduğum için o dönem muhtemelen abi, izledim. İyi abi, abi işte aksiyon film yani. Evet evet. Hiç anlamamışım yani o dönem. Çok olmuş bir de. Hiç hatırlamıyorum yani. Ghost in the Shell de öyle bu arada. Ben Ghost in the Shell hakikaten böyle bir 10 küsür sene önce izlemiştim. Ha iyi yani evet abi bak aa, kızın kolu koptu falan gibi izlemiştim <laughs> biraz daha. Aa evet. derinlik brom, felsefe brom falan da izlemiştim. Bir 5 sene önce izledim tekrar. 5 sene önce vay arkadaş ne yapmışlar ya dedim. Sonra işte o Matrix incelemesi vesilesiyle tekrar izledim. Ayranlığım bir kat daha arttı. Yani neyi anlatmaya çalıştıklarını anlayacak yaşa geldikten sonra sanki daha çok daha anlam kazanan eserler ikisi de gibi hissediyorum. Abi kesinlikle öyle bu arada. Yani yine deneyimlerle ilgili Evangelion'a da aynı şeyi söylemiştik ya yani hayat deneyimlerin bu eserlerden aldığın tadı kesinlikle arttırıyor. Ben bir de şimdi Westworld konuşacağız diye birinci ikinci sezonu tekrar izliyorum. İki de bitmek üzere iki üç bölüm kaldı o kadar iyi ki dizi ama Ghost in the Shell'i izleyince onun da zaten çok etkilendiği belli oluyor ki hani Westworld'un ana filminin de dışında. Ve hani e, Ghost in the Shell'i bitirdiğimde Westworld'le ilgili başka kafalar açtı bende. Tabii. Yani, Westworld'un ikinci sezonu çok Ghost in the Shell zaten. Çok. Çok az. İlk azal. sezonu hiç değil. İlk sezonu Ghost in the Shell gibi pek değil. Daha ziyade böyle değil bir değil. Aga be robotlar neler çekti tarzı. İkinci sezon bir anda abi bu arada Ghost in the Shell falan oluyorsun. <laughs> İkinci sezon özellikle mivin hikayesi Westworld'deki. Ghost in the Shell'e çok bence paralel. Hatta şunu uyandırdı bende. Oradan da giriş yapabilirim filme. Ee, hatta Ghost in the Shell'in de sonundan gireceğim aslında. Ee, bir sibernetik organizma işte ve evet, insanın Arkadaşlar, kalan bir... Ghost in the Shell konuşmaya evet. başladık. Şu andan itibaren spoilerlar geliyor. Evet. Evet spoiler olabilir minik minik. Yani bir sibernetik organizma ile bir insanın kalan bir parçası ya da zihninin birleşmesi konusu ya da işte tamamen e, yaratılmış bir bilincin yani laboratuvar ortamında yaratılmış kodlarla yaratılmış bir bilincin ortaya çıkması konusunun yapamayacağı iki şey var. İşte o tartışılıyor filmin sonunda. Yani karakterler tartışıyor. Doğum ve aslında ölüm. E şimdi Westworld'e bunu bakınca ölüm var ama doğum e, hep e, karakterlerin döngüye girdiği, tıkandığı nokta oluyor. Çocukları, çocuklarıyla ilişkileri falan. Ghost in aslında o bağlamda bende bayağı bir kafa açtı ya. Yani o ulan evet yani çok klasik baktığında çok gördüğümüz bir konu. Ghost in sonrası abi işte yapay zeka, abi işte insan zihni ve beyni aslında bedene ihtiyaç duymadan da yaşayabilir mi falan şeyi çok işlendi. Ama temel hayat ve işte o çeşitliliğin nasıl sağlandığı aslında evrime kadar giderdi bu konu. Nasıl sağlandığını ve yapay zekanın bunu nasıl, nasıl sağlayacağını pek düşündürtmüyordu belki bazı eserler. Ghost in the Shell bunu çok sağlam düşündürtüyor yani. Ghost in the Shell'in benim en çok takdir ettiğim tarafı e, animasyon kalitesini bir kenara koyarsak daha doğrusu. Yoksa animasyon kalitesi olarak Akira'da da aynı şeyi konuşacağız. Ghost in the Shell'de de oh. adamlar Tabii. ...bilim yapıyoruz deyip acımamışlar. Yani o cell shading'i... ...tek tek ellerle çizimleri falan. Yani görsel olarak başka bir tadı var... ...bugün hala yarattıkları dünya. Bugün hala çok ilham veriyor bir sürü esere. Ama Ghost in the Shell'in benim için... Yani ...böyle hakikaten kalbimde, ruhumda... ...özel önemli bir yerinin olmasının sebebi... E, ...üç farklı... ...kademede sorgu... ...ve cevap arayışı içermesi. Birincisi... E, ...gerçekten de... ...işte ruh ve beden... ...ayrımı ve hani şey ruh ve beden ayrımının da orada kaldığı nokta hani orada da orada bırakmayıp üstüne bir de ya arkadaş hani bizi oluşturan şey anılar yani bedenimiz mi yoksa yaşadıklarımız mı yoksa işte hormonal salgılarımız mı yarın bir gün hormonal salgılarımız azalırsa biz yine biz olur muyuz öte yandan yani beynimiz sken edildiğinde ve kopyalanabildiğinde biz gerçekten yine biz miyiz yoksa kendi kopyam kendi falan bu tarz sorgulardan daha bir tanesi. Hmm. ikincisi İkincisi birileri çıkıp da senin anılarınla senin e, işte birikiminle, senin biriktirdiğin şeylerle oynamaya başladığında sen ne kadar daha kendin kalabiliyorsun. Çünkü oynayan sen de olabilirsin, başka birisi de olabilir. O çok hoşuma gidiyor. Bir de aslında filmin son yarım saatinde bir anda seyircinin üstüne felsefe kusan çoğu insanın ne diyorlar lan burada dediği <laughs> nokta muhtemelen ama e, şey noktası, senin demin bahsettiğin yani ikilik olmadan ve çeşitlilik olmadan ne kadar ustalaşırsak, uzmanlaşırsak uzmanlaşalım yok olup ölürüz noktası. Aslında şöyle yapayım, o ilk, bahsetti bahsettiğim şeyi tek sahip maddeye toplayayım. Bunu ikinci madde diyeyim. Üçüncü olarak da bence filmin en mükemmel sahneleri olan suyun içinde yukarıya yükselirken kendi yansımasına baktığı. Of, o mükemmel bir sahne o ya. Ve vapurda giderken Hong Kong'un sokaklarındaki mankenlere bakıp mankenler üzerinden kendisiyle bir bağdaşım kurduğu ama hani bir yandan da sokakların da aslında insan inşaatı olduğu için sokakların yansıması olduğu falan gibi böyle sanat filmi görünümlü ama bence bu film e, over reading yap yani ben şöyle bir şey var Akira ile alakalı mesela bundan bahsedeceğim biraz sonra Akira bence hakkında çok over overreading yapılan bir film hı hı. ama Ghost in the Shell sen bir şeyleri anla diye ekstradan sana sürekli yem attığı için reading yapman gereken bir film. Yani şey düşünüyorsun çünkü. Ulan filmin ortasında 5 dakika kız vapurla sokağa izliyor. Bu ne lan? <laughs> Öğrenci filmi mi lan bu dersin ya? Yani? Çünkü o her bir kareyi çizmek dakikalarını saatlerini almış animatörlerin. Abi okyanusu dalıp çıkıyor basa, yani. İşte evet yani koyması gerekli değilmiş gibi duran o nefes aldırtan sana arkasında da müthiş bir soundtrackla sunulan o sahne. Ee, ya bu üçü benim hakikaten hani her seyrimde tekrar parça parça üstünde düşündüğüm ve ne yazık ki filmini yazan senaristlerin ve filmi yapan senar yönetmenin asla anlamadığı <laughs> abi işte karı var Die Tartlay gibi görünmez olup tepik tepik atıyor abi filan tarzında yorumladı. Ben gerçekten izlemedim film ya. Yüreğim el verme. Çok kötü değil mi film yani? Abi şöyle ee, nasıl söyleyeyim ki sana? Ne bileyim? hiç, hiç mi anlamazlar ya? Yani çok acayip. Yani McDonald's McDonald's 5. Senfoni baştan bestelemiş gibi bir şey yani öyle. <gülüyor> <gülüyor> yani ne incelik ne zarafet ne böyle bir hani hani biz söylemiyoruz ama siz anlayın falan tarzı zarafet anlatıcılık varsa hepsi böyle şey olmuş. Scarlet elleri bağlıyken tepikle adamın boğazını bir sıkıyor abi. Adamı nasıl alıyor bir anda falan Üf böyle. Be, işte be. İfş falan böyle bir şey dönüşmüş böyle acayip. <laughs> abi çok kötüymüş abi Nasıl anlamazsın? Yani Scarlett o dar taytıyla bile izletemiyor biliyor musun? Yani şey oluyorsun böyle abla tamam eyvallahsın ama bu değil ya bu film değil yani. Sen yine fotoğrafların <laughs> fotoğraflarını özelden at ama bu değil diyorsun yani. <laughs> Patreon'dan falan değil mi? <laughs> Patreon'dan at abla diyorsun yani. <laughs> 150 Euro'ya Patreon'dan size ghost in the her şey yaparım. cosplay yaparım. Abi yani, şeyi şeyi çok abi, güzel öyle. söyledim bu arada. Kimya konusunu. Kimyasal olarak değişim şey mesela Akira'da da var. İşte hap hap muhabbeti var ya orada da. İşte aynı konu Westworld'e de giriyor. Ya bu tip aslında eserlerin Matrix'te de vardı. Ya kimya ile oynama kısmı işte senin aslında kafanı karıştırmaktan çok vücuttaki senin asla kontrol edemediğin vücudunun aslında e, otomatik olarak kontrol ettiği şeyler. Burada da işi, işin mekanik tarafına giriyoruz. Yani aslında sibernetik organizmadan çok uzak mıyız değil miyiz tartışması da orada girilebilir işin içine yani yani şey e, dindar birinin işte biz çok mükemmel bir varlığız yaklaşımı aslında din, dini düzlemden çıkardığında çok yanlış değil. Yani evet bir makine çalışıyor çünkü orada. Ha mükemmelliği yine dış etkenlere bağlı. Yani sen kimyasal bir etkenle ya da dışarıdan bozarak ya da psikolojisini etkileyerek ki e, burada iki karakterinde yaşadığı e, Ghost'un dışarıdaki karakterinde yaşadığı bu psikolojisi de etkileniyor bir yandan. Bunu yaparak da sen bu karakteri değiştirebilirsin. Değiştirip değiştirdikten sonra yine bedenin önemin kalmadığını vurgulayabilirsin. Ki bunu çok iyi anlatmışlar işte. Çok. Ben, ben şeye geldim ya valla bak bunları izliyorum böyle. Oğlum diyorum yani harbiden beden... Biz neden beden... bir sürü yeni filmi beğenmiyoruz abi? Evet. İşte, çünkü <laughs> bir tane böyle bir şey izleyince moralin ayarım bozuluyor yani. Kesinlikle bozuluyor ya. Ya bakıyorum lan diyor bu filmleri izleyeceğime ben de bedenimi değiştireyim ve beni başka yere şey götürsünler bir daha bu filmleri izlemeyeyim diye. Ya yani kötü filmleri. Diyesim geliyor yani. Şeyde bir katmanlı anlatış var şimdi filmi izleyenler ya da hani bir noktada birazcık daha derin analiz dinlemek istediği için gelenler için onu bir anlatmak isterim. Şimdi arkadaşlar film ilk izlediğinde hemen anlaşılmıyor onu söyleyeyim. Yani matematik mühendisiyseniz veya da satranç dahisiyseniz ve felsefeye çok ilgilisiniz belki ilk seferde çözersiniz ama biraz kapalı bir film. Ama şu noktaları kaçırmamanız lazım. Bir, bu dünyada henüz aslında şeyler yok. Robotlar ve yapay zekalar tabiri caizse yok Ghost in the Shell evreninde film akarken. Ne var? Bir, ee, Batuu gibi insan olarak başlayıp, klasik Cyberpunk karakteri zamanla kolunu değiştirt, gözünü değiştirt, çipini değiştirt. Anladın mı hani pipini değiştirt yani böyle modifiye edilmiş insanlar var. Deus Ex'teki evet. Adam Jensen gibi düşünebilirsiniz bunları. Bir de teknolojinin son harikası olan e, Motoko Kutsu, Kutsunagi, unut, unuturum hep ablamızın ismini, Motoko ablam gibi e, beyni scan edilip dijital bir case içerisinde beyninin bütün fonksiyonları e, mükemmel bir cyborg bedenine yerleştirilmiş şeyler var. Nasıl diyelim? Cy cyborglar var aslında ama hala insan beyinlerini koruyorlar. Aslında biraz Ghost in the Shell... Muhabbeti de oradan çıkıyor. Yani metal bir kabuğun içerisinde yine beyni duruyor ve beyninin Aynen. bütün fonksiyonları yerinde. Ama başrolümüzdeki hanım abla bir robot olarak niye bu kadar depresyonda derseniz aslında hala bir insan. E neticede insan beynini koruyor ama insan salgıları yok, insan hormonları yok. İşemiyor, sıçmıyor, üremiyor. yani Ve kıskanıyor. Kendisini bir şeyin içerisinde hapsedilmiş gibi hissetmeye başladığından bahsediyor sürekli. Yani Sürekli mükemmel bir bedende olmak... Bir noktadan sonra içli derin bir ablam olan başrolümüzdeki ablamıza bir tatminisi vermiyor. Ee, Oraya şey ekleyeyim mi bir de ee, tabii. şey diyor ya bir yerde de bizim bütün parçalarımız evet değişti artık insanlık yani doğal halinden uzaklaştık bunun şöyle bir şeyi var bizi bağımlı kılıyor aslında devamlı tamir bakım görmek zorundalar ya bu bağımlı kılma işi bence orada bir yandan da iyi bir metafor ya yani insan doğası için çok güzel anlatıyor kısmı. Ve aslında şey gibi küçük küçük vurgular var filmin başında. Hani film bir saat daha uzun olsa bazı mesajları daha iyi verebilir. Ama Motoko'nun ne kadar mutsuz olduğunu aslında şeyden anlıyorsun. Takım için askerler seçerken Bato falan gibi aşırı becerikli e, cyber insanlar seçtiği gibi. Bir yandan da şu an ismini unuttum. 80'ler saçlı genç bir karakter var. Ha minibüsü süren. <laughs> ha insan oldu insan böyle yani. Hiç sıfır modifikasyon. Tırnağını boyamış sadece falan. Böyle %100 insan birisini seçiyor. %100 insan da şey soruyor. Abla diyor hani beni niye seçtin? Siz roket diyorsunuz ölmüyorsunuz. Ben ishal oluyorum ölüyorum ya. Ben beni niye aldın bu ekibe diyor. Orada işte Motoko'nun ilk hani aslında biraz Motoko'yu en tanıdığın noktalardan biri olan şeyi noktası geliyor. Operasyona tam girmeden önce over specialization ölümdür. Bizde çeşitlilik olması lazım. Yeri geldiği zaman hmm. zayıflık olması lazım ki bizim düşünemeyeceğimizi, bizim beklemeyeceklerimizi hayal eden birisinin daha ekipte olması lazım. Bize çeşitlilik kurtarır Heh, diyor. Bakış o noktada geçelim. şeyi anlıyorsun aslında. Ulan yani ne kadar akıllı bir filmsin sen. Çünkü Motoko aslında over specialization'ın dibinde. Çok iyi bir asker. Beyni çelik bir case'in içerisinde mükemmel bir bedene yerleştirilmiş. Her işi mükemmel yapabiliyor. Ama kendi ekibinde bile mükemmeliyetsizlik istiyor aslında ki. Çünkü kendi kendisinden ne kadar ne derece memnun olmadığın aslında bir varlığın. Buradan anlayabilirsin. Sonra zaten bir yandan filmin ana, ana hikayesi devam etmeye başlıyor. Bilmem hikayesi de işte şöyle bir durum vardır. Puppet Master diye bir muhteşem bir hacker ortaya çıkmıştır dünyada. Uluslararası güçlü bir hacker. Ve insanları hackleyebilecek derecede güçlüdür. İnsanları hacklemeyi de nasıl yapıyor? İşte adamın gözünde aparat var, kulağında aparat var. O aparatlardan girip sonuçta beyninde elektriksel sinyalleri var. Onları editleyebiliyor herif. Ve filmde işte bir çöpçüyle karşılaşıyoruz bu noktada. Çöpçü böyle beni tutuklasanız da konuşmam falan diyor. Vato orada diyor ya ulan neyi konuşacaksın sen daha ananın adını bilmiyorsun diye. Böyle o mükemmel bir sahne o ya. <laughs> Salak gibi kalıyor çünkü... Yine Apple çok Master... Westworld sahnesi ha o da. Ya işte hem öyle hem de abi Ghost in aslında Motoko'nun tam tersi anladın mı? Motoko şu an bir insan olarak beyninin bir robot bedeninde durduğunu biliyor ve şeyi sorguluyor. Ulan ben %100 robotsam yani çünkü şey çok ilginç bak sen %100 robot bedenindesin ama insan beynin var ve beyninin sende kaldığını biliyorsun. Sana geri kalan tek şey o insan bedeninden. Bir insan tutukluyorsun. O insanın bütün bedeni insan. Ama beynini hackledikleri için çocuk hatırladığı her şey fake hatırlıyor. Ve orada bence o sahneler çok dramatik. Adam böyle olur mu ya ben şurada oturuyorum burada oturuyorum filan diyor. Beyefendi biz gittik 10 senedir kimse o gelmiyor sen. şuraya oraya. <laughs> Yalnız yaşıyormuşsunuz karınız yok kızınız yok Filan diyorlar herife. Yani bütün gerçekliği herifin yalanmış ve bir hack sonucuymuş. Motokor'da şeyi de sorguluyor. Ulan bana beynim kaldı zannediyordum ama. Ya e, beyni de hackliyorlar abi. O zaman ben ben miyim gibi çok bariz bir soru sorulan bir noktaya geliyor. Zaten o ben ben miyim noktasından sonra işte o dalgıç takımıyla aşırı ağır cyborg bedeniyle suya daldı. Aslında kendisini öldürebilecek tehlikeli şeyleri yaptı. O sahne cevap veriyor zaten direkt. Çok güzel bir sahne. Ve işte o yansımasıyla hani karşılaşıp sudan çıkarken çünkü sudan çıkması hem bir nevi ölümü reddetmesi gibi bir şey. Hem de bir yandan kendi yansımasına baktığında kendisinin artık kendisi olduğunu düşünmediği bir noktada. Yani çok büyük bir varoluşsal kriz içerisinde Motoko noktada. E, hatta o... da sürekli abla bunları bu kadar kafaya takarsan yaşayamam <laughs> falan gibi. <laughs> evet, evet, çok takmayacaksın abla. Denize niye giriyorsun ki devam? <laughs> ben evet. orada biraz şey de yaptım. Hani devamlı giriyor ya biraz şey gibi de böyle karanlık deniz işte dibi belli değil. Ee, nerede olduğunu farkında olmuyorsun ya suyun çok dibine girdiğinde. <laughs> yön duygun da kayboluyor. Aslı sudan çıkmaya çalışıp kendi ruhuyla birleşiyor gibi. Hani kendi ghostunu gerçek kimliğini arıyor gibi birleşmeye çalışıyor. O o bakış açısı da çok hoşuma gitti. Yani o sudan yansıması çok iyi ya. Çok çok güzel bir şey yani. Ve suda şöyle de bir güzellik var. Ee, ses de duymuyorsun. Aslında seni yönlendirebilecek hiçbir şey yok. Yani orada artık Tabii. kendi sadece suyun sesi var. Kendi dünyanı dinliyorsun. Algısal ee, bir boşluk içerisine sokuyor. Yani. yani bir de bir ölmek gibi yani aslında. Çünkü muhtemelen kafasında sürekli bir sinyal var, sürekli radyo var, sürekli wifi var bir şey var yani. <laughs> e zaten <laughs> onu başta söylüyor ya şey apartman tepesi bir sürü şey duyuyor böyle yani kafa gitmiş orada vur 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 bir şeyler geliyor yani devam yani seni tümüyle dijital ve fiziksel aslında insani dünyadan do do koparmaya çalışıyor sonrasında işte o filmin asıl geliştiği noktaya geliyoruz şu anda filmi anlatıyorum çoğunuz ama film anlatılma istiyat ihtiyaç duyan bir film evet, oluyor evet, arkadaşlar i̇yi, iyi, iyi oluyor böyle daha iyi anlaşılır e, Puppet Master'ın kim olduğunu bir türlü çözemiyorlar gel gelelim işte bir tane cyborg kaçıyor bir tane robot kaçıyor robotlar diyarından ama hani şey robotlarda henüz yapay zeka yok. Robot gibi hani fonksiyonel işte seks işçisi, hizmetçi falan gibi programlanmış varlıklar bunlar. Yani yapay zeka değiller. O kaçan varlık bir şekilde Motoko'nun çalıştığı distrikte geliyor. Başka bir pardon e, şey polis birimine, idari birime geliyor. Başka bir idari birim onu alıp götürmeye çalışıyor falan filan. Bu süreçte şu anlaşılıyor ki yapay zeka gerçekleşmiş. Bir tane muhteşem hacker, e, muhteşem e, nasıl söyleyeyim güvenlik duvarlarını açmayı bilebilen aslında NSA'in dünyada kurmaya çalıştığı yani herkesin datasını çalabilsin, her şeyi okuyabilsin diye bir yapay zekaya yakın bir şey geliştirmişler. Ee, yapay zeka bir noktada okudukları veri, okuduğu veriler sonucunda bir bilinç kazanmış. Yani işte hani asıl bilim kurgu filmlerinde anlatılan ben kimim sorusunu sorabileceği noktaya gelmiş. Ee, ve kaçmaya çalışıyor kendisini yönetmeye çalışanlardan aslında. Bir insan bedeninin en sonunda saklanıyor çünkü dijitalde avlıyorlar bu varlığı. İnsan bedeni bizimkilerin eline düşüyor. İşte Japonya'da bir tane bakanlık onu tutukladığında diğer bakanlık gelip götürüyor. Filmin final sahnelerine burada geçiyoruz. O beyaz arabanın içerisinde kaçmalar, işte tanklı sahneler falan filan aslında Puppet Master'ın kendisine saldıranlardan kendisini savunmak için son çareleri. Çünkü Hı -hı. orada o son varlık kalıyor ve artık o Puppet Master orada da biterse ilk uyanmış gerçek yapay zekayı öldürüp hükümetler yok edecekler. Çünkü işte orada Star Trek izleyicilerin çok taradık geldi. Yapay zeka bilinç kazanırsa artık o bir insan mıdır? Vatandaşlık hakları var mıdır? Ha. Sığınma hakkı var mıdır? Gibi. Zaten bir ara o sarışın yapay zeka uzun uzun anlatıyor onları, o muhabbetleri kaçırdıysanız. <laughs> çok seviyorum filmi. Anlat ee, <laughs> anlat. <laughs> sonra şey kısmına geliyoruz. Artık final kısmına geliyoruz. Motoko kendisinin gerçek olup olmadığını bilmediği için. Anıları değiştirebilen veya hiçbir zaman fiziksel benliğe sahip olmamış bu bilinçli varlığa ulaşmak için artık kendisini yırtıyor tabiri caizse o tankı acele <laughs> için. Orası da çok güzel, anlamlı bir sahne bu arada. Ve o sahne bir yandan da hayat ağacı sembolünün altında yaşanıyor işte şeydeki. Evet, e... kurşunlar saplanıyor ya falan. Hayat ağacı da sonuçta şey, Evangelion'un başında da çoğunuz görmüşsünüzdür onu. Hani işte hayat evrim ve üremeyle alakalı bir semboldür şeyde kabalist anlatıda. Ee, o görüntünün altında Motoko aslında yapay bir bedene saps olmuş ve anılarının da gerçek olup olmadığından emin olmayan belki de %100 yapay olduğundan korkan bir varlık. Öte yandan hiçbir zaman bedeni olmamış ama bilinç kazandığından şüphelendi bir varlıkla temas kurmak için kendisini parçalıyor. Sembolik anlatıması da orada o. Ee, ama en nihayetinde hani ikisi de bir nevi yeni, yenik düşüyorlar çünkü öteki hükümetler falan basıp öldürecek bunları artık. Birleşmeye karar veriyorlar bütün o muhabbetlerin sonunda. Çünkü Motoko her zaman biliyor ki over ölümdür ve kendisi e, şeyle hiçbir zaman üreyemeyecek. Robot kadın bedeniyle hiçbir zaman üreyemeyecek. Yanındaki yapay zekanın için zaten hiçbir zaman bedeni olmadı. Nasıl üreyebilirler? İkisi birden anılarını, hafızalarını, fikirlerini, geçmişlerini, düşündüklerini, bilgilerini birleştirip yeni bir varlık ortaya çıkarabilirler ve aslında bir nevi ürüyorlar. Ya evet. da doğrusu yeni nesli üretiyorlar. Yeni nesil Motoko 2 gibi bir şey aslında. Oradaki şey de çok iyi işte. Neyse anlatacağım zaten. Çocuk bedeni buluyor ya bunu. <laughs> Aynen işte. Aksine ikisinin bir nevi çocuğu oldu denmiyor tabii ki ama. İki varlık hasar gördükten sonra bir çocuğun bedeniyle yeni birisi çıkıyor karşımıza. Ve aslında o yeni karşımıza çıkan beden daha sonra Deus Ex'te mesela çok iyi kullanılmıştı bu. Deus Ex'in finallerinden bir tanesi de JC Dental bütün internetle birleşiyordu. Bütün internetle birleşmiş. Aslında hem insan geçmişi ve ahlaki olarak bir sürü tercihi olan çünkü Motoko'nun hani polis olmasından, vatanperver olmasından, iyi bir insan olmasından falan gelen bir takım datalar. Onun dışında her şeye muktedir gibi gözüken muazzam bir yapay zeka ile ortak gücü ve aslında hani o dijital bebek beden aslında önemsiz. Artık bundan sonra bütün internete ulaşabilecekleri bir noktadalar. Ghost in the Shell aslında hani kabuğunu kırmış ve ruh olarak bütün internete açılabileceği bir noktada biti bitiyor. Böylece de şeyi de anlatmış oldum. Kusura bakmayın böyle. <laughs> Ama Eyle. biraz şey, karışıklı bir film olduğu için bu şekilde bir kafanızda otursun istedim en azından. Yo, bence şey iyi toparladın ya. Ee, hatta ben de bıraktığın yerden minik minik devam edebilirim. Var mı başka ekleyeceğin? Yok yok abi. Hı. Zaten hani filmi övmeye şimdi başlayabiliriz. Çünkü ben şeyi tamam. çok düşünüyorum gerçekten. Hani ilk kez biz istedik diye izleyenler ya da lan tam ne diye bunlar noktasında kalan arkadaşlarla bir aynı noktaya gelelim istedim. Şimdi övebiliriz. Abi şey işte tam dediğin noktada şeyi çok beğendim ee, çocuk bedenine geçiyor ya bunlar en sonunda. Hmm. işte e, herifin adı neydi unuttum ben de ya dur bakacağım yanındaki abinin adı neydi Batu o Batu ha, ha Batu ha ba Batu Batu bildim Batu <laughs> Batu bunlara kara borsadan e, çocuk bedeni buluyor aslında evet. ve ondan önce şeyden bahsediyor işte insanların aslında e, as asıl sorunu şey ya hafıza, gen, hayat, işte gen aktarımı, biz burada ne yapıyoruz? Bu gen aktarımı bizim aslında kendimizin zannettiğimiz bilinci değiştiriyor mu? Bilinci değiştiriyor mu? Bunun sorgularını çözemediniz diyor e, Puppet Master. Aslında bunlar çözüyorlar ve hani e, orada kara borsadan bir çocuk bulması senin dediğin gibi bunların yeni bir bir birleşimle, yeni bir genle, yeni bir çocuk gibi aslında bir nevi doğuma geçiyorlar. Ve çocuk yeni bir çocuk olarak bütün e, dünyayı algılayarak yeni bir hayata başlıyorlar. Belki de yeniden algılayacaklar belli şeyleri ya da göremedikleri şeyler varsa onları da görebilecekler. İşte aslında o da e, ablamızın aradığı şeydi e, insani duygular. Belki kaybettiği şeyleri yeniden bulacak, başka şeyleri hatırlayacak vesaire. Şimdi ben de burada şunu sorguladım filmi izlerken. Mesela geçen bir haber vardı işte insanın geninde aslında ta işte binlerce yıl önce e, yaşamış bakteriler işlenmiş durumda ve o bakteriler artık insan geninin bir parçası. İşte sen bu genleri aktar aktar aktar, aktar işte dedenden, dedenin dedesinden, annenin annesinden hepsinden bir gen geliyor ve sen doğuyorsun. Aslında sen de çok da bağımsız bir bilince sahip değilsin. Yani senin oluşturduğun bilinç o genlerin sonucu. Yani sen işte bugün hep şeyde sorgulanıyor işte bir seri katil de olabilirsin. Türkiye'yi koronadan mi? koruyor mu? Ha mesela işte <laughs> korona olmayabilirsin. <laughs> Doktor olup böyle bir şey, derman da Neyse. Evet. Neyse. <laughs> ya yani istediğin hayatı yaşayıp yaşamadığını bence bir noktadan sonra özellikle bunları izledikçe sorgulayasın geliyor. Yani ben istediğim kişi miyim? Ya da ben evet. müdahale edebiliyor muyum bazı kimyasal durumları Ha şöyle edebiliyorsun dışarıdan belki ilaç kullanıyorsun. Ya da işte uyuşturucu kullanmaya başlıyorsun bunlar seni belki de e, yönlendirdiğini kontrol ettiği algısı yaratıyor sana ve devam ediyorsun. Bu da işte yine o çöpçülerin yaşadığı duruma geliyor. Yani o yüzden bu filmin en iyi tercihi e, klasik bir sibernetik organizma anlatalım. İşte insansı robot anlatalımdan çok ikisini birleştirmesi ve yeni bir birinci aslında daha mükemmel bir onların kendini zannettiği daha mükemmel bir varlığa çevirmesi. O çok iyi bir tercih lan bu. Yani Mesela Ghost in the Shell'den sonra, mesela Matrix diyoruz, Matrix bunu beceremedi işte. Yani Matrix Yok. bir yere kadar getirdi konuyu, sonra ba baba sıkıyoruz'a döndü. Ya niye sıkıyorsunuzdur? Daha önemli bir konu var burada. <laughs> Matrix aslında biraz daha evet hani içinde bulunduğumuz dünyayı sorgulamak, bugün simülasyon teorisindeki insanların hala merak ettiği bir konu. Ghost in the Shell aslında çok o tarafa bakmıyor. Matrix aslında görsel olarak aslında ya da dil olarak ana menüsünden fontuna yani çok daha ilham almış oradan. Çok. Ama düşünsel olarak ilham almadığı çok belli tabii Matrix'te. Yok. Alam alamamışlar bence hatta. Matrix'in ben... düşünsel olarak ilham aldığı eser ise da şeydir, Dark City'dir işte. O yüzden ben, ben e, şeyde Sinema Günlükleri Yok. Dark City Çok titiksel, iyi seçmişsin bu arada. Ha böyle zihinsel olarak Dark City'den, görsel olarak Ghost in the Shell'den bir Matrix doğuyor gerçekten. Dark City kesinlikle öyle ya tamamen ve onun hani reveal bölümü aslında sinema tarihinde en iyi reveal'ların biridir çok seviyorum. Bir gün Dark City'de konuşalım o da çok güzel film. Ghost in the küçük küçük benim böyle işleme tabir edeceğim yani böyle kaçırabileceğin ama çok güzel detaylar var ikiliklerle alakalı. Aslında bir böyle e, İngilizcesi duality Türkçesi ben ikilik diyeceğim yani belki daha felsefeci arkadaşlar varsa biz onu ikilik demiyoruz işte çiftlik diyoruz falan derler bilmiyorum anamın. Ee, terimi bilmediğimden ikilik diyeceğim ama şöyle güzel güzel ikilikler hep var. Yani aslında Motoko'nun kendi yansımasına baktığı veyahut da daha sonra bir yapay zeka bir eski insan birleşerek yeni bir çocuk oluşturmaları falan gibi e, dualizm yapısında şöyle küçük birbirine zıt küçük hareketler de var. Mesela başlangıçta iki tane e, çöpçü giderlerken çöpçünün bir tanesi diyor ki ya diyor eski karım beni boşamaya kalktı. Ben de bir tane hacker tuttum onun beyninden bilgi alıyorum. Bakayım ne yapıyormuştu yani dedektif tuttum karımı seyrettiriyorum falan gibi noktasının yerine böyle bir şey yapmış. Sonra ortaya çıkıyor ki herifin karısı kızı yokmuş zaten bunu ekleyen yani <laughs> kendi mı? Yani kendini, adam yok varlığı yokmuş herifin aslında ama o zannediyor ki ben başkalarını hackliyorum falan filan ya da işte böyle küçük küçük hep şeyler küçük kondurmalar var ilginç yerlerde işte tutukluyorlar yapay zekayı ya da tutuklamaya geliyorlar. Yapay zeka diyor ki ben bilinç kazandım. Sığınma talep ediyorum diyor. Abi, ya çok sen yapay ya. zekasın insan değilsin. Sen nasıl sığınma talep edeceksin diyorlar. Arkadaş diyor yani insan dediğin kendi türü devam etsin. Hayatta kalsın ister. Sığınma talepleri de işte göçmenleri korumak için var. Ben de bir yapay zekayım Ben de türümü devam ettirmek istiyorum. O yüzden sığınma talep ediyorum sizden gibi. Bir şey anlatıyor orada. Oradaki hükümet görevlisi şey diyor. Bunu söylediklerine inanmayın. Kendini korumak için programlandı <laughs> o diyor. Ulan <laughs> işte zaten yapay zeka da onu söylüyor. Richard Dawkins'in Gen Bencil'dir kitabında uzun uzun anlattığı hmm. gibi. Evet abi yani insan da varoluşunu devam ettirmek için programlanmış durumda. Yapay zekayı da aynı şekilde programladığında o da varoluşunu devam Tabii ettirmek canım. için tutunacak hayatı. Ama bir yandan da şeyi de biliyor yani ölmem de lazım ki çeşitliliğe katkım olsun işte. Bu sefer ne yapacağım hani ölmezsem de insan olamıyorum. İnsan hmm. olmak çok da gerekli mi tartışmasına geliyorsun orada? Orada da hemen bir küçük alver orada da var mesela işte Motoko en başından beri beyninin scan edilmiş versiyonuyla aslında hani beyne sabit duruyor ama büyüyüp gelişmediğini hissediyor, hapis hissediyor ya kendisini Yapay zeka birleşmeyi teklif ettiği zaman diyor ki e ya geriye kalan ben olmazsam diyor Yapay zekada diyor ki lan diyor insanlar zaten her gün bir şeylerden etkilenip değişiyorlar Hı. Yani Zaten değişeceksin madem beraber değişelim yani böyle Küçük küçük alverler küçük küçük soru cevaplar filmin her yerinde var bir de vapur sahnesine gelmek istiyorum abi. Vapur sahnesi çok ilginç bir sahne. İlk izlediğimde aa ne güzel müzik çalıyor seviyesinde kalmıştı ben <laughs> Bu sonuncu izlediğimde şey düşündüm. Şöyle bir iki, ikili tema var yine orada da. Yani bugün filmin bizim karşımıza Puppet Master olarak çıkarttığı yapay zeka insan ürünü ya. Yani nedir? Hükümetler demişler ki ya biz bir yapay zeka yazalım. Antikutin her şeyi analiz etsin insanların datalarını çalsın, işte oradan müthiş analizler çıkartsın, biz de böylece... Devlet de kendini koruyor yani orada. Kendi yani varlığını istihbar istihbarat İstihbarat kazanan demiş yani yapay zeka tümüyle bir insan kurgusu bir dünya. Motoko'ya bakıyorsun Motoko yine insanlar demişler ki ya arkadaş tamam vücudumuz yaşlanıyor, beynimiz, vücudumuz hasar görüyor ama beynimiz sabit kalıyor. Bu noktada aslında beynimizi yine daha iyi bir vücuda sokamaz mıyız? Ve Motoko için tümüyle insan yapımı beden inşa etmişler. Motoko insan bedeninde aslında. Hı hı. Sonra bakıyorsun Motoko vapurun içerisinde şehirde gezerken aslında şehir de insan yapımı ya. Yani aslında orada bir öyle bir paralellik Hah. var. Yani güzel yere geldi. İçinde bulunduğumuz bütün durumları ya da içinde kendimizi hapsettiğimiz bütün hapishaneleri tabiri caizse başımıza gelen bütün işleri biraz kendimiz inşa ediyoruz o anlatmaya çalışıyor. Yani bu filmde hiç şey yok abi işte meteor düştü elektrikler kesildi gibi. Yani dış bir <laughs> etken yok. Yani yağmur yağdı bilmem ne oldu. Öyle değil. Hep insan ne ederse kendisine ediyor. Ya da ne kurarsak onun hapisinde kalıyoruz gibi bir durum var. Yani motokorda şeyi fark ediyor. Ben insan yapımı bir bedene sahibim. Mankenler de insan yapımı bedene sahip. Sokakta gezen insanın mankenden aslında çok bir farkı var mı? Çünkü sokakta gezen insan da programlanmış kurgusunda dönüyor. Sabah uyanıyor. Sıçıyor, kahvesini içiyor, çorbasını evet. içiyor. O işini da hayatta yapıyor. kalmak için gerekenleri evet. yapıyor aslında. Ee, yani aslında şey gibi nasıl söyleyeyim kendisini hapis hissettiği şey aslında hem fiziksel bedeni ama hem de fiziksel bedeninin dışına çıkarsa bir polis ve bir asker olarak aslında günlük kurgusunu çok belli oldu başka bir yapının içerisinde. Yani çift katmanlı bir yapı var orada. Yani ee, bana biraz o, o o kısımları hatırlatıyor. Yani Motoko ne kadar kendisi bir kurgunun içerisindeymiş yapmacık bir şeyin içerisindeymiş gibi hissetse de aslında şehrin de yapmacık olduğu. Ama aslında mesela sondaki yapay zeka ile konuşmalarında şeyi söylüyor ya. Hani insanlar çok hızlı değişiyorlar diye. Şehirler de öyledir ya. Hı. Orada biraz o yüzden insan bilinciyle şehri insanın değiştirerek büyütmesi arasında biraz içinde bulunduğumuz toplu şeyin bir parçasıyız. Bölgenin coğrafya kaderdir Brom. <laughs> <laughs> Oraya geliyormuş değil mi? Oraya geliyormuş gibi bir noktada paralellik kuruyor ve bu benim yine çok hoşuma giden bir şey. Valla Şehir Tespit'in şöyle de doğru ve güzel. Şimdi geçen gün Blame diye bir anime izledim. Öff bayılırım Blame'e ben. Ha Blame biliyorsundur. Blame bence gelmiş geçmiş en iyi Cyberpunk eseri bu arada. Blame iyi iş Man ee, mangası. Heh, mangası iyi iş muhtemelen. çünkü animesi çok yarım kalmış onu onu ben çok eleştirdim zaten mangasını okuyacağım abi. şimdi oturup animesi aksiyon gaming ya Abi animesi çok yarım kalmış ama animesinde şeyi veriyor Allah'tan yani şehrin zaten ana konu o da en başında veriyor Ş şehrin bir noktadan sonra kontrolsüzce büyüyerek genişlemesi ve insanları aslında dışlaması Aha. Senin dediğin şehir konusu burada da var. Akira'da da var. Akira'da da işte albay e, şehri eleştiriyor artık diyor. Hedonistler kafalarına göre boktan işler yapıyor. E günüme, günümüze baktığımızda da insanların aslında bütün ekonomiyi, hayatta kalma içgüdüsünü tamamen içinde yaşadığı binalara göre şekillendirmeye başlıyor. İşte büyütelim, arttıralım, e, şekli değiştirelim, daha yüksüne gidelim, daha büyük olsun, daha da yayılsın. Bunu kontrol etmeye çalışmak aslında insanı kontrol etmeye çalışmak gibi bir noktaya geliyor. Yani şehir konusu mesela sadece anime mangoda değil işte bizim çok sevdiğimiz Batman'da de işin içindedir. Gotham konusu. Hı -hı. Ya da işte diğer işte Metropolis bütün karakterler şehirlerle eşleşir. şehirlerin hareketiyle eşleşir. Ya yani şehirlerin bir e, karakteri hayatı vardır değil bence bu. Ben de eskiden böyle düşünüyordum. Evet abi şehir de bir orada bir karakter falan. Yok abi bence şehir karakter falan değil şehir. Gerçekten insanın e, değişiminin bir dışa vurumu gibi orada. Yani dışa vurum burada klişe bir kelime mi tabir mi olacak bilmiyorum ama aslında seni kontrol etmeye başlıyor. Seni kontrolünden çıktıkça biraz güç konusu gibi. Yani senin o büyüklük, o binaların büyümesi senin gücünün göstergesi. Bak bro ben daha büyüğünü yapabiliyorum. Daha büyüğünde daha da e, güçlüyüm ben. İşte devletim ben sana daha büyüğünü yaptım. Bu biraz eski e, yapıların okunmasına da var. işte. piramitler aa çok büyük nasıl yapılmış? Hayır, abi piramitlerin nasıl yapıldığını boş ver. O sana bir güç ifade ediyor. Gatım da öyle, işte ne bileyim, Blame'deki şehir de öyle. Artık e, yapay zeka ile beraber. Bleem'in mangasını oku. Orada baya başka muhabbetler var abi. Evet varmış işte. Çok merak ediyorum. Zaten okuyacağım ama hani ben şu anime özledim sadece. Ya yani şehir şehir konusu çok önemli. Yani şehir sadece bir karaktere olan bir şey değil. Hatta hiç değil. Sadece de değil. E, tamamen insanın belki de genlerine kadar etki eden ve üzerinde kimyasal değişimlere uğratabilecek. Abi çünkü insan gör, gördüğüyle yaşıyor ya. Ya bunu nasıl anlatabilirim? Ee, buraya ver yani gelme örneğinden vereyim mesela. Şimdi bakıyorsun binalara Amsterdam'da 3 kat 4 kat. Ben diyorum 4 kat ne kadar güzel abi gökyüzünü görüyorum. Ee, binalar küçük. Daha küçük bir yaşam var hissi yaratıyor. Abi o kadar e, bencil ki senin zihnin. Üç katlı binaların olduğu bir yere gidiyorum. Aa diyorum bizim orası çok büyükmüş. Burası daha güzel. İki katlı tek katlı ev görüyorum. Daha da aklım gidiyor. Oğlum bir bina benim niye zihnimi değiştiriyor anladın mı? Yani bunu sorgulayınca çok tuhaf Eve bakıyorum ve etkileniyorum. Niye ama yani niye? <laughs> çok tuhaf bir döngü bu ya. Yani. Ve bunu Ghost in aslında iyi anlatıyor. Yani aslında insan zihni e, hayatı üzerinde şehrin aslında hiç düşünmediğimiz kadar etkisi olduğunu ki Akira da bunu biraz anlatıyor çok değil ama çok çok güzel bir detay bu yani iki değinli şehir konusuna. Yok abi benim değinmem değil zaten adam dediğim gibi filmin ortasında 5 dakikalık konuşmasız vapur sahnesini şey diye koymuş. Bir durun düşünün lan hayvan herifler diye adam. <laughs> evet Çünkü, abi. anladın mı? Yani şöyle vapur sahnesi <laughs> bu filmden çıkartsa bu filmden hiçbir şey eksilmez ama derinlik eksilir yani şöyle olur. Değil. Aa filmde ne oldu anlamadık. Yani vapur sahnesi hiç sana şey dedirtmiyor. Ulan iyi ki vapura bindi bak konu oradan çözüldü falan. <laughs> Asla öyle bir şey yok. Ama o vapur sahnesi resmen şey. Hani Japon'un abi bak hani anladınız mı kankam? Neyse hadi şey gibi yani suşi ile beraber e, şey servis etme, zencefil servis etmeleri gibi. Yani abi bak vapur <laughs> abi şehir. <laughs> abi, neyse devam edelim bu arada bak şimdi sever bir falan gibi. Bu zerafet, bu bu şıklık yani gerçekten Japon'a yakıştırdığım bu küçük e, açılış biraz da aslında ne demek lazım? Haneke'nin filmlerinde mi görüyoruz? Hani son zamanlarda kedi izlemeye başlayınca evet yani. ya. da ne bileyim Memories of Murder'da da yer yer vardı böyle. Sana bir düşünme payı bıraktığı yerler. Dudak payı. E, <laughs> mesela bence Matrix'in sahip olmadığı ve en eksik bıraktığı şeylerden bir tanesi. Yani bir noktadan sonra Matrix ne kadar etkileyici bir eser de olsa Amerikanize bir eser olduğunu şey yapıyorsun. Hadi baba hadi silahlar Sen dön abi dön takla at oradan falan taklasın hadi. diyor. Evet, ya, Ama sen oturup düşündüğün ulan bir dakika lan yani o zaman biz işte gerçek falan <laughs> yani ben şeyi çok takdir ediyorum. Filminin ortasında hadi bir düşünün dakikası bırakmak ve bunu hele de bir animasyon stüdyosuysan kamerayı sabit kurup yapmıyorsun ya çiziyorsun evet, abi, abi yani. tek tek. O boş sahnelerin her biri bu tek adamların tek. belki bir ayını aldı çizmek için. İnanılmaz yani, ya. Zor çok zor. Adam bir ay ekstra sen bir beş dakika düşün diye uğraşıyor ve o boşluğu artık hani kim ben mesela ben şehir üzerindeki yansımalardan bir şey çıkarıyorum. Başkası başka bir şey çıkarır yani. Abi bak Matrix dedin. Onu mesela Zion tarafında ya, Zion tarafında yapmak isteyip beceremediler bir de. Yani orada bir şehir yaratıp orada aslında senin benliğinin ya da işte senin artık oluşturduğun zihnin neden orada yaşadı? Ya abi, bak işte dandik bir tane kocaman bir grup e, dans ve sevişme sahnesi koydular. Ve gerçekten insanlar ona yani altındaki fikir iyi olsa da anlatım o kadar kötüydü ki insan böyle ey abi işte dans ediyorlar noktasında bıraktı. Bir Belki de bizim cüzdanı çalım <laughs> <Oğlum>. mı? <laughs> <laughs> babun filmi de buradan analım ya hepsi. Aynen ya babun otor. <laughs> Çünkü ben kastıyorum. <laughs> <laughs> ya abi o yüzden yani e, iyi ki iki filmi beraber konuşuyoruz bu arada Akira'yı da Ghost evet, bu ikisinin aynı güne denk gelmesi harika oldu İkisi de şey çünkü böyle Japon animasyonunun top noktaları yani evet. Ve kapıları gibi yani. Midir, değil midir falan bu tartışmalara ben girmeyeceğim. Ben temelinde science fiction'cı, bilim kurgucu bir adam olduğum için stüdyo gibi bir iyidir, hoştur, kalptir, sevgidir <laughs> ama lakin bir science fiction değildir yani. Adamlar hmm. animasyonun top seviyesi, kurgunun top seviyesi, kafa açıyorsa kafa açıyor. Yani çok güzel iki eser yan yana bugün hakikaten. Ya bir de şehre de iyi geldi işte ya. Westworld'de izledikçe çok sorgulattı yani. Ghost in the Shell kesinlikle izlenmesi lazım ya. Yani eski Bu arada bak biz başka animeler de izledik. İşte daha eski animeler de izledik. Eski duruyorlardı. Oğlum nasıl yaptılarsa biri 88 biri 95 yapımı. Ya abi hadi Akira'ya geçelim. Hele Akira. Abi evet. Akira akira evet. ne kadar yeni duruyor hala ya. Ya tamam Bu 2000... çıkmış gibi duruyor Akira. Ya minik bir revizyonu var. minikti lan yani 2000'lerin başında bir revizyon yemiş ama hani o kadar da yememiş. Yine çok yok, çok abi, iyi duruyordu. <laughs> yani Akira'yı zeytten sonra gittim şeye baktım lan. Kaç kare çizmiş bunlar bunun içinde de. 500 bin kare mi çizmişler bir şey yapmışlar. <laughs> çok. Yani... Ve beğenmemiş aa, aa. E, abimiz. dur e, abimizin adını tutun bakayım. Japonluk yapmayayım. abi. Japon abi. Yine <laughs> en kralı Japon abi. Japonluk abi. <gülüyor> <gülüyor> biraz biraz asimileliğin belli olsun. Evet Ghost in the ekleyecek bir şeyimiz kalmadı. Arkadaşlar ee, Ghost izleyin. Okuyun, anlayın. Etrafında muhabbet eden, konuşan insanları anlayın. Transhumanizm seven, e, bilim kurgu seven, cyberpunk seven herkes için... eee Top niteliğinde bir eser demek lazım. the şöyle bu noktaya kadar izlediyseniz zaten merak etmemeniz mümkün değil. Haydi şimdi o zaman Akira. Evet, Otomo abimizin efsane Akirası. Ben de başta da söyledik de evet, yani e, unutmuşum ya. 20 sene geçmiş ben izleyeli. bayağı unutmuşum yani. İyi ki bir daha izlemişiz. E, yine, yine inanılmaz etkilendim ve hemen şeye baktım tabii klasik. Ee, o bu herif kesin bak kesin dedim şeyden etkilenmiştir. Astro Boy'dan bir de e, o dönem bir tane daha manga vardı. Sonra adını hatırlamadım. E, adı dur şeydi onu söyleyeceğim onu da. Tetsujin 29 ya da 28 Hı -hı. mi? 28 olması lazım. İkisinden etkilenmiş dedim. Harbiden herif as, ikisinin de hayranı. Zaten şey diyor Akira'ya. Yani, Tetsujin 28'i hani yeniden yorumladım. Astro boyunda yeniden yorumlanması Pluto diye çıktı. 2000 ee, sanırım 9-2010 civarı o da ayrıca yeniden yapıldı. O da çok iyi bir manga bu arada. Ee, tavsiye ederim yani. Adam ikisini harmanlamış. Sonra bir de baktım ki herif Neon, neon Genesis hayranıymış. <laughs> yani adamın bütün o şeyi e, kabuğu anlaşıyor. İyi ki bunları izlemişiz yani. Akira'ya baya bir ön hazırlık yapmışız. Ayrıca adam zaten Akira yaparken de abi manga benim çocukluğum yani çocukluğumda yaşadığım her şeyi aktarmaya çalıştım da diye eklemiş üstüne de. <laughs> Valla Akira'yı dediğim gibi ilk kez izledim. O yüzden açıkçası bir Ghost in the Shell kadar sindirebilmiş, üzerine düşünebilmiş değilim. Biraz internetlerde baktım ne yazılmış diye. Yani Akira ile alakalı maşallah uydur uydur ipe diz geldi bana birazcık. Abi işte post 2. Dünya Savaşı işte atom bombası sonrası travmalarını anlatmışlar. <laughs> kapitalist düzende değişmeye çalışan insanın doğadan kopuşunu anlatmışlar. Mübarek Prenses Mononoke zannedersin. Yani <laughs> ben şuna biraz ilginç geldi bana. Savaş Çünkü, var diye galiba direkt. Atom geçti savaş. Bak, Akira çok güzel bir anime. İzliyorsun diyorsun ki vay anam ne oluyor ya diyorsun. Ama öte yandan mesela bugün Ghost in the Shell ile Akira yan yana koyuyoruz ya Akira Ghost in the Shell kadar abi bak gelin bir düşünün bak kızın yansıması var Brom. E, evren brom, genetik brom, DNA brom falan gibi felsefi muhabbetler Ghost'un dışarıda kürekle üstüne atılırken Akira'da Tetsu diye bağıran birbirine ateş ediyor. Şimdi <laughs> yani bir altyapısı kesinlikle var bu eserin. Onu inkar etmiyorum ama sanki biraz bu esere şey yapılmış gibi. Biz bu eseri sevdik ve çok güzel bir şeyi çok keyifli anlattığı için sevmiş olamayız. Kesin gözükmeyen derinlikleri vardır. Haydi onu zorlayalım demişler gibi geliyor bana biraz. Ve şöyle hissediyorum. 88'de çıkmış bir anime bu. 90'larda izleyen ayrı yorumlamış. 2000'lerde izleyen ayrı yorumlamış. Evet. Şimdi 2010'larda izleyen ayrı yorumlamış. 2020'de izleyen abi koronayı anlatıyor falan diyecek. Yani <laughs> Simpsons'lar zaten... abi. Ha işte iyi eserlerde böyle bir şey vardır. Yani Westworld de bence mesela 20 sene sonra şey olacak. Biz bugün mesela yapay zekanın... uyanışı gibi açılardan görüyoruz. O 20 sene sonra diyecek ki abi o dönem işte insanlar dijitalleştikleri için ruhtan kopmuşlardı. Onu anlatıyor. Yani ben Akira şey gibi geliyor. Ghost in the e kıyasla kendi kurgusu içerisinde çok daha güçlü. Ama ya bakın biz de buradan buraya anlattık. Oraya da bir parmak oradan da bahsettik. Yani mesela Ghost in the Shell çok bariz. Dualist felsefeye bayağı alıp neresine yedirebilirim diye uğraşmış. Akira bana o kadar şey gibi gelmiyor. Abi geçen bir felsefe kitabı okudum. İnanılmaz anime geldi aklıma falan gibi. Yani çıkışı o değil. Aslında senin dediğin gibi demin adam bir şeyler yaşamış, bir şeyler görmüş ve onları bir esere aktarmış. Ama üstünden böyle işte post 2. Dünya Savaşı atom bombası travmalarını evet. işlemişler. Evet. işte bir yandan makineleşen dünyada Japon insanının ne kadar dünya var. <laughs> ya hey ya yani. Bir şeyler olmuş orada abi. <laughs> ya işte çok cool, çok güzel anime. Biz bunu sevdik diyebilmek bu kadar zor olmamalı ya. Ne bileyim bana ilginç geliyor. Bak o hataya ben filmi bitirmeye yakın düşmeye başladım. Ee, kesin bir şeyler kaçırıyorum falan. Çünkü Otomo şey yapıyor ya sonda. Ee, spoiler e, minik de olsa. Ya Arkadaşlar, sonra da ba Bangır Bangır Akira spoiler'ı konuşacağız şu an tabii. Yani. Aynen. Ya baris şeyi veriyor abi yani geçmişi gösteriyor. Çocuklar bir odada üzerinde deney yapıyorlar ya. Yani. Bunu göstermese Aha. şey yapabilirsin. Ee, evet abi yani daha böyle soyut bir şeylere gitti herhalde falan diye daha çok zorlayabilirsin. Ben o anı izlemeden önce oradaydım çünkü. Kesin bir şey kaçırıyorum falan. O sahneleri verdi. Ben tamam yani okey. Ee, sonra zaten adamın röportajlarını okudum. Evet zaten e, etkilenmesi ve çocukluğu üzerine zaten e, şeyin yaşadığı, o çocuğun yaşadığı bütün olaylar artık oyuncak ayı geliyor üstüne süt fışkırıyor. Tamam abi çocukluğunla ilgili travmaların ve çocuğumuz, onun seni şekillendirmesini bize çok net vermişsin. Sonra da bunu çok basit bir aslında Japonya'nın kendi içinde çocuklar üzerinde yaptığı deneylerin ve ortaya çıkan gücü nasıl kontrol edemediklerini ki bunun işte herkesin savaş zannetmesine rağmen içinde patlayan gücü kontrol edemedikleri için kendi kıçlarında patlayan bir şey olduğunu gayet net bir şekilde vermiş. Yani çok da bir over reading şansı vermemiş bence abi bize O yüzden dediklerine katılıyorum yani. Bence de şey değil yani şöyle çok okuma çıkabilir. Ben bu filme baktığım zaman şunu görüyorum gerçekten. Birkaç tane tema var. Bir çocukların masumluğu var. Hatta onu bir yerde Hı -hı. E, küçük telepatkız şey olarak söylüyor ya hani sen bizden çok daha büyük bir çocuksun. Senin bu gücü kullanman doğru değil. Çünkü sen bu gücü kullandığında bir yetişkin gibi tüketmek için kullanıyorsun ama hani bu güç biraz daha böyle e, Japon felsefesinin U ulvi güçlerinden bir tanesi böyle ekmeğe yağ evet. sürer gibi bunu kullanma tarzı bir onu böyle var üstüne böyle incecik süreceksin ekmeği ki <laughs> sen kaşıkla vuruyorsun filan diyor <laughs> en sonunda bakıyorlar ki çocuk kontrolden çıkacak yani çocuk eline geçen gücü çok fazla kullanıyor ve o kadar fazla kullanıyor ki artık kendisine zarar vermesine rağmen makine insan kanser falan body harır bir şeye dönüşmeye başlıyor böyle yani işte o da tam şey fazla gücü kontrol edemeyince kendi gücünün altında kalmak. Orada bağırmaya başlıyor Tetsuo yardım et diye. Deminden beri artistik yapıyordu halbuki. Orada Abi. da tekrar Akira'yı uyandırıp şeyi yapıyorlar. Hani çocuğu aslında çünkü filmin finalinde çocuk daha ulvi bir aleme adım atmış gibi bir şey oluyor ya. Cennete mi gidiyor? Üstü aleme mi çıkıyor? Bir yere çıkıyor aslında. <laughs> aslında birazcık şey gibi. Ya filmde bence çok bariz bir şey mesajı var. Hani dünyevi güç, büyümek, güçlenmek süper bir şey bunlar ama Allah sormaz mı reis? Öbür da gibi. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha böyle Ahsen TV muhabirinin soracağı sorulara bağlanıyor birazcık finali. Ki yani şey makara olsun diye söylemiyorum. Gerçekten de bence orada vurgulamaya çalıştığı şey bedensel, mekaniksel, fiziksel büyümeden ziyade iç dünya, iç göz ki bu Japon felsefesinden yani çok kullanılan bir şeydir zaten. Öyle bir noktaya çekmiş. Abi onu bence zaten ben şöyle düşünüyorum. Tetsuo karakteri Tetsuo, Tetsuo karakteri Tetsuo. çok net veriliyor abi yani e, çocukluğunu düşün. Çocukluğunda hep e, seni durdururlar ya işte böyle. Hmm. onu yapma, buraya gitme. Oraya gidersen işte sana uyuşturucu verirler. O işte atari salonuna gitme, orada paranı alırlar. Hmm. İğne koyuyorlarmış abi sinema salonlarına. Ha aynen aynen işte ne bileyim e, işte sen bunu süremezsin, daha yaşın küçük. Buna binemezsin. Oraya giremezsin. Oraya sadece büyükler girebilir. Aslında bizim e, Otoma abinin çocukluğunda yaşadığı her şeyi ve onları onlardan kurtulma isteğini anlattığı hissini bana veriyor. Yani çünkü artık şey yapıyor ya bir yerde. Çocuk o gücü kazanıyor. İlk bara gidiyor abi. Barda da Edas onun yazıyor. <laughs> Kapıda. Aynen öyle. Yani. Oraya girmek, onun için o gücü kullanmak aslında başka bir şey değil yani. Gidiyor hemen e, şeyin e, ben karakterin ismini unutuyorum ya. Motorunu alıyor işte şeyin. Kanada'nın Kanada Kanada'nın hemen motorunu Kanada. alıyor. <laughs> Aynen abi yani aslında çok basit bir temeli var. Ben böyle okuyunca daha mutlu oldum anladın mı yani? Çok basit senin çocukken yapamadığın ve o çok ulvi büyük gördüğün güçler e, hareketler aslında çok da önemli değil anladım ya sen o güce sahip olunca ne oluyor ki yani işte Gidiyorsun. şey bana o yüzden çok güzel geliyor abi. Hani karmaşıklık açısından örnek vermek için söylüyorum. Bir Final Fantasy ya da bir e, Kingdom Hearts falan gibi oyunların hmm. mesela senaryoları çok övülür. Çünkü çok karışıktır, çok griftir böyle tamam mı? Oraya bağlanır, Tabii. onun sembolizmidir onun bilmem neydir falan. Ya eyvallah da. İşte Akira <laughs> bence biraz daha Mad Max ekolünden yani Mad Max Fury Road'u bana bazı açılardan çok hatırlattı. Çünkü He. Mad Max Fury Road'da Başı da sen o hazır reading'e girmek iste. Valla işte insanın aç gözlüğüne gidersin, kapitalizmin dünyamızı yok etmesine gidersin, kadın erkek rollerine gidersin, feminizme gidersin, işte ne bileyim e, dünyayı kurtarmaya çalışanların kadın olması ve ismin, isimlerin anneler olmasına gidersin. Gidersin de gidersin tamam mı? Ama sen gidersin yani. Yönetmen demiş ki ben bunları koyuyorum bak Hadi abi çöldeyiz bağırarak araba sürüyoruz demiş. Yani bence Akira'da da şey var. Aynı çok tebis çok ha diye anlaşılabilen bir eser var ve bir noktadan sonra bu esere sen kendini yansıtmaya başlıyorsun. Senin mesela bence Tetsuo gibi sıkıntıların varsa ulan diyorsun Tetsuo helal olsun konuş oğlum falan diyorsun belki ama sonra Tetsuo'nun sonunda başına gelen trajedi sana da bir ders veriyor. Ya da sen evet. öte yandan Kanada gibi birisiysen insanları savunmak istiyorsan iyi şeyler olsun diye uğraşıyorsan e, kendi ekibini kurmak onlara yardımcı olmak istiyorsan Belki sen kendini Kaneda'ya yansıtıyorsun Ulan diyorsun hadi Kaneda Kurtar çocuğu falan diyorsun yeri geliyor Ya da yeri geliyor diyorsun Kaneda sık öldür oğlum Bunun götü kalktı diyorsun yani. <laughs> yani, Bana bu, bu derece temiz Çünkü mesela örnek vereyim daha demin Ghost in the Shell konuştuk Ghost in the Shell'deki e, Başroldeki ablamızla Bir özdeşim kurmak için düşünmen gerekiyor yani ha bak kadın robot ama bizde öyle bir durum yok. Yani o o böyle senden daha çok efor istiyor bazı açılardan. Halbuki Akira çok daha içselleştirebileceğin bir dünyayı seni çok hızlı sokuyor. 90'ların 80'lerin bir sürü aksiyon filminde aslında mesela bence RoboCop 1 buna çok iyi bir örnek. Hani baktığın zaman evet ya, Çok düz var. gözüken bir filmdir ya da Terminator 2 çok düz gözüken bir filmdir. Ama işte o düzlüğünde anlam çok rahat bulabiliyorsun. Kendini projekte edebileceğin çok fazla boşluk görüyorsun oralarda. Yeri gelir evet. komutanla bile şey kurarsın çünkü komutan mesela görev adamı komutan hep böyle kötü adammış gibi oluyor gibi ama tam Yok. da kötü adam değil hiçbir zaman aslında yani. Yok o da be böyle görevini yapıyor. için bir şeyler yapmaya çalışıyor filan böyle. Görevini yapıyor hatta Tokyo için de hevesli bir abimiz işte buraları mahvettiler evladım buralar boh oldu falan düz adam aslında Hı. ya komutan yani komutan zaten sistemin boka sardığını farkında hatta e, şey biraz da para diye çeviriyor darbeyi böyle ayaküstü yapıyor. ya. Seni almaya hmm. geldik. Hadi lan darbe yapıyorum. Alın bunları diyor. İyi tamam falan. <laughs> Kurtlar vadisi gibi darbe oluyordu. Bir Aynen öyle. <laughs> ya o yüzden bence hiç girmemiş bunlara. Hatta ve hatta telepat çocuklar bence bütün anahtar o. Yani çözüm hmm. Ya çok bak her şey burada diyor. Çocuklar küçük ve e, yaşlı gözüküyorlar. Çünkü bunlar gücün kullanımını e... bilgeler çünkü hepsi birer <laughs> yoda. Aynen abi. Hepsi tam böyle Yoda kafası. Onu diyecektim tam. Ee, olgunlaşmışlar ama çocuk bedenlerindeler. İşte bak sonra bu telepat çocuk işte bizim hatunla onu anlatmaya başlıyor. Artık orada bariz anlatıyor. yani işte Sen diyor ki bir amipe güç verirsen ne yapar? Yani e, sen bir insana bir amip gibi olduğundan, kullanabileceğinden daha fazla güç verirsen ne yapar? İşte bunlar olur. Bunları çok güzel anlatıyor. E, kontrol edemediğin güç seni kontrol eder diyor. Yani daha ne de. Her şeyi o kadar bariz veriyor ki, bir tek şunu çıkardım ben. Şey çok güzel detay. Ee, halk ayaklanıyor, işçiler var, bilmem ne. Kaltlar geliyor işte, dindar bir ekip geliyor falan. Akiracılar. Ha bunlar Akıyorum. niye bunlar niye geliyor Ne işi var bunların da diyorsun? Orada şeye güzel vermiş işte amiplere. <laughs> şimdi yanlış anlaşıldım, bilmiyorum. Ee, güç verme konusunda şunu çıkardım. Şimdi bazı insanlara da güç sahibi olabilecek kadar zeka yok. Yani onu kontrol edebilecek kadar akıl yok. Olsa da gücü e, anlayamayacak. O zaman ne oluyor? Güç sahibinin peşinden gidiyor. Ulan ben zaten güç, güçsüzüm. Güçlü birinin arkasında olursam ya da güçlü birini desteklersem artık hayatta mı kalırım? Daha mı mutlu olurum. O ne düşünüyorsa artık. Onun kimyasıyla ilgili bir şey. Onu da araya laps diye koymuş. Bilmiyorum. Bence Akira'da e, her şey çok net ya. Çok e, parlak yani. Hiç Burada öyle şöyle kaf bir kafa karıştırmış aslında. Yani şeyi çok güzel yakalamış yazar. Aslında bizim bugün 2020 senesinde içinde bu... 2019'da geçiyor ya film. Evet. 2019'da Tokyo'da olimpiyatlar yapılacak. 2020'de Tokyo'da şimdi olimpiyatlar yapılıyor gerçekten. Evet. evet. Ee, ve böyle korona yüzler iptal edilsin muhabbeti dönüyor. Bu filmde de şey yapıyorlar ya, abi işte Tetsuo'yu kontrol edemiyoruz işte, olimpiyatlar iptal edilsin falan diye muhabbetler <laughs> başlamış. Yani işte kimi eser, çok temiz, çok e, net bir bakış açısıyla bazen çok fazla şeyi öngörebiliyor. Bugün aslında e, Akira'nın peşinde koşan o çocuklar, e, Akira'yı tapmaya çalışan, hani Akira'nın gücüne inanan o insanlar. Bugün Japonya'da aslında pek çok açıdan var. Japonya bugün hala e, şey konusunda, din konusunda bütünleşik bir ülke değil. Yani eski çok inançları... Enterocu, Eski inançları zaten 3 4 katmanlı. Yok doğa ruhları, yok tanrılar, yok kamiler, yok onlar bunlar. Yani bizdeki gibi bir işte Allah birdir bu rom tarzı çok bariz bir net inanç hiçbir zaman heriflerde gelişmemiş. Bir de üstüne Amerikan işgali döneminde bunlara yapılan misyonerlik yüzünden bir de üstüne Çin'den Budizm falan gelince herifler böyle doğa, Budizm, Hristiyanizm falan gibi inanılmaz <laughs> Ee, zaten biraz anime izleyen herkes şeyi fark ediyor lan bunlar tam neye inanıyor lan falan oluyorsun böyle hani. <laughs> Değişik la bunlar diye. Ha yani söyle bakayım lan Allah var mı lan Fatih'e oku falan gibi böyle hani. <laughs> Eriflerin ülke din konusunda çok karışık ve bunu şeyde araştırmıştım. Aa, hangi eserden önce araştırmıştım? Hatırlamıyorum. Geçen sene yaptım bir araştırma. Ama Japonya'da bugün hala kültler çok aktif, çok güçlüler ve hala Japonya'da aslında bir inanç krizi, bir nevi var. Akira'nın döneminde, ha Neon Genesis Evangelion'da konuşmuştuk ha, hatırlarsın. O, ha doğru doğru doğru. Yani Evangelion'daki bu derece e, tarikat sembolizminin sebebi bir nevi oydu yine kabalist. Kabalizm bile girmiş heriflerin dünyasına. Çok fazla vardı orada. E, şey, yani aslında bugün Akira'da da onu görüyorsun. Adam 88 senesinde bu animeyi yaparken muhtemelen o zaman da çok büyük inanç krizi vardı. Bugün hala var heriflerde inanç krizi. Ve o bile şey noktasında bir nevi tutmuş yani. Akira'ya niye tapıyorlar herifler? İşte kapitalistin biri gitmiş bir direniş örgütü kurmuş hani ortalık karışsın piyasada fiyatlar artsın diye. <laughs> ee, onlar da böyle sağda solda abi Akira brom Akira çok güçlü brom falan filan demişler. Millet de bu sefer Akira Akira diye sokaklara yazmaya başlamış ama baktığın zaman Akira Tokyo 3'ü ya yani Tokyo'yu bir önceki seferde yok eden e, telepat çocuğun ismi ama var mı yok mu o bile belli değil. Yani dağların arkasında evet. bir adam yaşarmış gibi bir figür böyle ne durumda belli de değil. Ama öte yandan bence şey sahneleri çok iyiydi. Yani filmin başında bu derece Akira'ya tapıldığını görmüyorsun. Sonra Tetsuo'nun gücü başlayınca Akira'ya tapılmalar ortaya çıkıyor. Kaos başlıyor. Sonra Tetsuo gidip stadyumun dibinden hadi diye Akira'nın böyle mezarını kaldırınca şey dedim anana avradın oğlum. Ha, kürenin içinde çıkıyor. Bir varlık çıkacak oradan falan diye böyle tamam mı? Büyük bir şey oldum ben de böyle. Çok güzel bir görselliği var filmin. Ve zaten işte biraz araştırınca hemen şeyi de öğreniyorsun. Akira böyle dağlara, taşlara, her yere ilham vermiş ya. Yani bugün evet, Cyberpunk abi. senaryolarda motosiklete biniliyorsa Akira yüzünden işte bütün bu kablolarla daha sonra Neon Genesis Evangelion'da da çok gördük ya o estetiği. Kablolar, kablolar, kablolarla çizilmiş böyle kaotik Cyberpunk dünyası. Yani biz hani biz kendi dünyamızda şey gittik ya artık Wi-Fi ve Bluetooth'a gittik ya. Kablo, kablo, evet. kablo, kablo, kablo dünya aslında Akira'nın böyle dünyaya bıraktığı böyle bir eser filan. E Tetsuo'nun pek çok vücut dili, o sırtına attığı kırmızı şey e, Superman kovuluğu falan. Hani evet ya. Power bilmem neleri. Hemen orada dindarların çıkması falan. <laughs> yani çok şeye hoşuma gitti ya. Yani bence Stranger Things'de bile biraz Akira var. Bilmiyorum sen de öyle hissettin mi ama? Var var. Kesinlikle var bu arada. Üstünde bir zihinsel okuma deneyleri yapılan çocuk laboratuvardan kaçar ve bir grup farklı güçleri olan çocuğun eline düşer falan gibi böyle. Zaten o çocukların oyun alanlarını falan... Stranger Things i̇şte Stranger Things'in ilk sezonu iyiydi abi ya. Yani burada da bak çocukların aslında kontrol alanını oyunlar üzerinden başlıyor gibi. Yani onları oyun oynatarak onların aslında saf Oyunlarla dünyasını Oyunlarla çocukların beyinlerini yıkıyorlar. Yok yok onu demiyorum. Ee, aksine çocukların en mutlu olduğu an Sevdikleri bir şey. Onların o dünyasını bozarak kimyalarıyla oynuyorlar. Çocukların aslında mutlu olacakları oyuncaklarından uzaklaştırıyorlar. Mesela Stranger Things'te de o mutlu dünyalarından çıkınca iş boka sarıyor. Halbuki keyiflilerdi yani orada. Yani bir roleplay oynarken ya da oyuncaklarıyla oynarken. Sonra o bir böyle korku. Çünkü neden? Kötü şeyler yaşıyorsun. İşte Tetsuo'daki gibi sonra ileride onlar seni hep kötü şeyler uyandırıyor. İşte ayıyı görüyor, korkuyor. Oyuncak tavşanı görüyor böyle aklı gidiyor falan. Ee, i̇stemezsin yani bunu. Çocuğunu böyle etkilemeyi istemezsin. Çok basit yani. Sen düşünsene çocuksun. Oyuncağınla oynuyorsun. O anda mesela benim gözümün önünden gitmeyen bir sahne. Ben Taş Devri izliyorum o anda Irak'a atılan bombayı görüyorum televizyonda. E ben şimdi kafamda taş devrileşleşti artık. Gitmiyor yani. E çok basit bir örneği. Belki ileride bana da böyle bir yapay zeka bir şey saldırsa belki de Barney Çakmak taş ya da işte ne bileyim onlar koşacak kafamda. Ben de onlarla kavga edeceğim yani. Demek istediğim o. Ama Akira'nın e, teknik tarafına da gelirsek evet e, ilk kez aslında animenin kapısını dünyaya açıyor. Amerikalılar bayılıyor adam zaten kendi beklemiyor otomoyu. Yani ulan bu yani ben Japonlar için yaptım herhalde. Öyle takılırlar falan. Yok abi inanılmaz patlıyor iş. Zaten ilk 10 dakikasını görenin bu işe tutulmamasına imkan yok. Yani şöyle izliyorsun ilk 10 dakikayı. Aksiyon, hareketli sahneler, renkler, ışıklar, her şey patlıyor. Yani seni aslında böyle Animasyon, animasyon. Evet abi küçük Müthiş. bir çocuğu, çocuğun baby TV'nin karşısında oturması oluyorsun böyle. Oğlum neler oluyor ya falan diye hmm. böyle Deli gibi izliyorsun. O yüzden de çok değerli. Dediğin gibi yani karakter tasarımı, motosiklet kullanımı, araçlar, bütün araçlar. Zaten adam meka asası, ee, çok iyi meka artistleriyle de zaten çalışmış, yakınmış onlara. Ee, zaten bunları seviyorsan biraz da çok hızlı kapılıyorsun ya filmin. Hani o yüzden çok derin anlamak, derin anlam aramak yani biraz sana verdiği zevkleri yaşaman da lazım. Onu istiyorsa, çocukluğunu yaşa. Şey birazcık da olsa içinde var. O da sana diyor ki ya filmi bir izle abi yaşa sen dur kafanı yorma yani bak ben sana veriyorum zaten her şeyi sen rahat ol hani hapla mapla uğraşma diyor sana. <laughs> şey vardı bu Fantastic Four filmini yöneten Josh Trank diye bir tane adam vardı. Hmm. Onun ee, Chronicle diye bir tane filmi vardı İzlemiş miydin Chronicle'ı? Chronicle yok izlemedim galiba. Chronicle böyle çünkü. çok düşük bütçeli ee, bir grup arkadaş bir tane taş buluyorlar ve güçler kazanıyorlar. O buldukları güçlerle daha sonrasında ahlaki bir yüzleşme noktasına geliyorlar. Biri kötülük için kullanıyor, biri iyilik için kullanıyor falan filan. Ha listemde Mesela, varmış bu film. Tamam. Chronicle çok net Akira'dan alınma. Yani Tetsuo'nun ve Kaneda'nın gittiği nokta aslında ikisinin o final yüzleşmeleri şeyle alakalı tam. Tam Chronicle'da anlatılan şey. Yani şeyi izlerken Akira'yı izlerken ha herif buradan almış dedim yani çok bariz. Kim bilir daha böyle kaç tane eser rastlayacağız. Bir noktada bütün dünyada oturan Cyberpunk estetiğini oturtmakta Akira'nın çok büyük payı var. Öte yanda şey çok ilginç yani Ghost in the Shell aynı gün konuştuğumuz için söylüyorum. Ghost in the Shell ne kadar daha dijital dünyaya bizi çektiyse... Akira mesela o taraftan uzak durmuş. Aslında Akira'nın o yüzden bugün hala Ghost in the Shell'den çok farklı, çok güçlü bir eser olması şeyden ötürü. Abi işte USB'ye bilincimizi yüklersek ne olur dijitallik buron falan. Öyle bir şey yok. <laughs> Akira daha nasıl söyleyeyim belki de Robocop'ta gördüğümüz Cyberpunk gelecek. Yani aşırı dijitalleşmenin olmadığı analog Cyberpunk gibi evet, birazdan. Teknolojik gelişmenin bir noktada belli ki frene bastığı, işte data aktarımının hala kablolarla yapıldığı eee belki bugünden sonra hiçbir zaman görmeyeceğimiz fa farklı bir cyberpunk anlatırken Ghost in the Shell bir 5 sene sonra Neuromancer ekolünden yani dijital dünyada dijital varlıklarımız internet ağı ve datanın aktarımı dünyası üzerinden alternatif bir cyberpunk resmi çiziyor. Öte yandan onlar da hala kablolar kablolar diyarından çok çıkabilmiş durumda değiller. <laughs> ee, bir noktada da işte artık bakalım e biraz daha datanın elle tutulamadığı dünyaların cyberpunk eserlerini kim anlatmaya başlayacak? Şey çok ilginç bu arada. Akira'nın ilham verdiği eserler arasında Ghost in the Shell ve şey de sayılıyor. İkisi birden. Ee, Battle Aynen. Angel Alita da sayılıyor. Ha Alita da var. Da olabilir evet. Alita da zaten zihinsel Alita da çünkü şey var. Bir çocuk bedenine hapsolmuş savaşçı bir kızın maceraları falan gibi ya. Yani tematik olarak çok ilginç bağlantılar görebiliyorsun arada. Alita'nın mangasında daha ya. fazla zaten zihinsel şey var. Sadece onu demiştim ya sana mesela orada işte o borular bağlandıkları boruların aslında hepsi bir beyne bağlı bir zeka var arkasında falan. Tarzı şeyler var onun mangasında da. Abi bak şey bu dediklerine paralel tekrar Stranger Things'e bir geleceğim. Orada çocukların aslında hani zihin muhabbetini geyik yaptık da yaratığın aslında kontrol etmeye başladı ya da kendi dünyasına çektiği noktalar da çocukların zihinsel olarak etkilendiği noktalar kontrol altına girdiği noktalar ya Bariz etkilenmişler ya, yani o kontrol konusu e, hep şey anlaşılıyor bizde. Abi dört aile var, işte sana böyle televizyonda bir şeyler izletiyor. Yok abi, o değil, o değil. Yani bak çok basit ekonomik temelleri de var bunun, çok basit e, devlet temelleri de var. Yani seni de okulda kontrol etmek istiyor ama zihninin olarak düşünme bunu sadece. Yani senin fazla abartmadan yaşa. Hani çünkü bir ekonominin temeli şudur ya, sınırlı kaynak yönetimi abi ekonomi. Kaynak sınırlı sana her şeyi veremez ekonomi ve devletler. O yüzden seni o fazla şeyi tüketmek için engellemeye çalışıyorlar. Ya bunu komple olarak düşünmemek lazım. Yani bu çok basit bir temel yaşam sistemi. Yani biz hepimiz her istediğimizi niye alamıyoruz? Niye hepimiz milyarder değiliz? Ya da niye hepimiz işte istediğimiz yere anında gidemiyoruz? Ya da okul... gülüyor, gülür mü be Hakan? Gülmüyor abi işte. <laughs> Seda ablamız niye bize yardım etmiyor falan. Ya böyle şeyler. Ya böyle bakınca aslında Tokyo tarafında, e, yaşam tarafında insanlar da orada bak hep işçi temelinden giriyor ya. İşçiler niye hep ayakları. Çünkü abi adam istiyor ki ben insani bir şartta yaşayayım. Yani ben hani iyi paramı alayım, e, düzgün ne istediğimi alayım, yaşam standardım artsın iş diyor. Alamayınca da işte zaten e, Akira'nın temelinde de hemen daha başta onu veriyor. Hemen ayaklanma başlamış. Çocuklar meslek lisesi öğrencisi. Ya belli ki çocuklar da gelecekten bir şey beklemiyor. okulları bok götürüyor falan. Çok basit temel şeyleri anlatmış. yani e, Görüyorsun bugün de ya gerçekten 2019-2020 yılında dünyanın her yerinde yaşanan şeyler bunlar. E, çok uzak konular değil yani. O yüzden Vallahi hala çok... Bence lazım. bugün hala çok etkili bir film. Gelecek yıllarda da çok etkili bir film olarak kalmaya devam edecek. Bunu da işte dediğim gibi Boston Dışarı'nın aksine o kadar da uz odaklanmamış olması biraz yatıyor. Daha doğrusu şöyle... Ghost in the de şey söylüyor ya kız sürekli işte over specialization ölümü getirir diye. Evet. Ghost in the Shell'den sen tat alabilmen için biraz böyle dijital dünya, neuromancer, matrix bilinci, yapay zeka, robot bedenler bilmem falan falan olman gerekiyor. <laughs> Kafayı yani yanıyor. Hasta, over specialization Ghost in the Shell'de de var yani. Ama Kira Akira iki arkadaşın maceraları. Biri süper güç kazanacaksın o neler oluyor diye bakıp bakıp orada bırakabileceğin ama Derinine inmek istersen sabahlara kadar buyur. Tez Yaz üzerine tarzı bir film olmuş. <laughs> e, 88'de yapıldığı için o dönemden öyle yorum çıkıyor ama bugün şöyle düşün. Akira'yı biz bugün deseydik ki 2020 senesinde çıkmış bir film Netflix'in. hatta filmi geliyordu galiba değil mi Akira'nın? Vay, e, yapılacak da ne durumda bilmiyorum. Ben sonuç bakmadım. Yani Hemen yapılıyor, yapılacak bir şeyler olacak falan muhabbeti vardı. Sonra iptal edildiğini bir okudum en son. Sonra ne oldu bilmiyorum. Hmm. çok iyi bir bütçe çıkar aslında he. çok da güzel çıkar ama Öf, Taika Vaititi yönetecekmiş abi var mıymış yapılacak mıymış hmm. hadi ya hmm. o zaman üzüldük <gülüyor> 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 Bence Herif iyi bir yönetmen ama bilmiyorum yani bence Vaititi yönetsin ama başkası yazsın lütfen onu, o iğrenç espri anlayışını görmüyor Vaititi'nin tonunu seviyorum yoksa Görsel tonunu. Ha yok çekilmiş herif sonra. Thor'un 3. filminin komedi filmine çevirmek için çalışmam lazım kusura bakmayın. Akira'yı komedi filmine çeviremeyeceğim deyip projeden ayrılmış. İyi bari ha, iyi. sevindik. Ya çünkü bir iptal konusu okuduğumu hatırlıyorum ee, ama sonrasına bakmadım yani. Bütçe de çok galiba over over budget olmuş film. Keşke çok... Akira'yı şeye verseler ya. Mad Max'i George Miller'a verseler. Of ne iyi olur ha. Var ya. George Miller var ya bu işi öfff <laughs> <Çok, gülüyor> öttürür Çok iyi öttürür. yapar lan çok iyi yapar yani. Öttürür. Iyi, i̇şte gerçekten şey yani net bir filmi temiz anlatmak gerekiyor ya yani bak e, George Miller yapabilir ya da çok tuhaf bir şekilde Starship Troopers ve Robocop 1'i yöneten abim çok iyi yapabilir bu işi. Bu adamlar derin mesajlar çıkarabileceğim temiz filmler çekmek konusunda çok iyiler. Dur adamın ismini hatırlayacağım şimdi hemen. Oha Robocop 1987'de çıkmış lan. Dönemdaşlar evet, bunu tabii. Ya, yani. ucunda adamın adı. Şimdi bakınca zaten ha oydu diyeceğim. Evet. geliyor. Özel harekat. Paul Verhoeven. Ha ha Verhoeven aynen. Verhoven hmm. Verhoeven da yani böyle abi bu filmde böyle bir film gibi tertemiz iş koyuyor ortaya ama sen üstünden ya sabahlara kadar yapabildiğin kadar okuma çıkart. Aksine Ghost in the Shell'in filmini yaparlarken şeye kaptırmışlardı. Felsefe brom, derinlik brom, felsefe derinlik brom falan ama anlamamışım filmi. O yüzden böyle sürekli felsefe brom, derinlik brom diyen adamlar var film içerisinde. İyice yani, yapmacık yani. Bu Matrix'in işte bize bıraktığı o Matrix ve felsefe algısının evet. saçmalıkları ya. Kurtulamadık abi, bitmedi yani bitmedi maalesef. E, o konuyu çözemedik yani. Peki abi Ay. ne diyorsun? Sence bir simülasyon içerisinde <laughs> Oğlum zaten yaşıyorsak da anlamayacağız ya. Yani. Evet ben de ben de buna öyle bakıyorum bu arada. Ya yaşıyorsak da yaşıyoruz işte ne yapayım ya duvarımı yumruklayayım ne bileyim. bileyim. <laughs> bileyim Valla ben şeye geldim ama hani e, o, o açıdan çok rahatım. Özellikle de Ghost in Shell'deki o sahne beni çok mutlu ediyor. E, artık böyle o tankın kapağını açmaya çalışırken bedeninin falan parçalacağı hiç umurumda değil ya. Parçalıyor atıyor böyle ne olacaksa olsun umurumda değil. Sevmiyor yani. ki abi bedenini çünkü. Hah, Sevmiyor aynen. bedenini aslında yani. E e çok şimdi... temel bir şey var. Kendini koruma içgüdüsü yok çünkü kız kendisi olmadığını inanıyor. O kadar güzel ki Allah'ım. Nes. Yani <laughs> bu rahatlama bak bu rahatlama ben de hissettiğim zaman bir böyle, böyle harbiden huzur getiriyor abi, Yani başlayayım bedenime ne olacak ki ben zihnimi ya da işte yaşatabileceksem o duyguları hissedebileceksem ya da e, bu aktarımı gelişmeyi kodlarla eser yapabileceksem okey ya bedenimin hiçbir önemi yok yani. Çok rahatım o konuda artık. Peki. Haftaya hangi filmler var reis? Abim haftaya sana şöyle bir havuz yaptım. Gel seçelim. <laughs> sana Abim çok güzel elimde bak ne var. Söylüyorum. Şu Netflix'in çok konuşulan Uncut Cemsi var. Ha olur bakalım. Ben izlemedim onu. Merak ediyorum zaten. <laughs> ha buna bir bakalım. Bir de böyle e, 2013 yapımı Blue Ruin diye bir film. Bunu bizim e, yorumlarda... İzledim çok tatlı bir film. İzledin mi? Ha çok tavsiye evet, ediliyordu. Evet. Eğer okey dersen buna bakalım bir de istiyorsan. Olur olur Blue Ruin tamam. yakışır. Tamam Blue Ruin 2013 ve Uncut Gems o zaman haftanın filmleri. Peki sevgili arkadaşlar yatay bakışı canlı izleyenler, YouTube'dan tekrar izleyenler şu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Dikey Çakışları soruyorsunuz. Dikey çakışlar gelecek. Aa Açıkçası... Star Wars olmuş. izleyebiliriz istiyorsan. Ha, ya dikey çakışla ilgili şöyle bir şeyimiz var abi işte. Sen İstanbul'a her kalkınca için geldiğinde evet aynı çekelim abi. istiyoruz dikey çakışı. Tatsız ama oldu. Ama koronalar diyarından gelen bir rüzgar Tanca'nın gelmesini etkiledi. dikey çakışlar o yüzden gecikti. Merak etmeyiniz gelecekler ama olmadı. Uzaktan çekeceğiz bu şekilde. Evet, Efendim? Neresim. Onun dışında Tancan'ın kanalı takip etmeyi, benim kanalı hala izleyip de abone olmadıysanız abone olmayı. Çık Çünkü like. bir şey söyleyeyim mi? Ben de hemen ağlayayım size. Seyircimin %46'sı kanalıma abone değilmiş. E, ya o çok tuhaf. Bende de var o durum ya. Herkes ha. izliyor, çok güzel yorum. Abone değil. Ben de onu şeyden öğrendim abi koridor kuruldan. Herif her videonun ortasında söylüyor ya bir yerden sonra. Ulan ben de açtım kendi kanalıma baktım. Ben de, de %46 ne temiz iş ya. Neyse sevgili arkadaşlar yatay bakışın diğer videolarını burada dikey çakış videolarını da burada bulabilirsiniz. Gözlerden öptük. Kendinize iyi bakın. Yatay kalın. Bakış kalın sevgili arkadaşlar. Dikey çakım sizde. Görüşmek üzere. Bay bay.